Nuhal Bayrak, Cumhuriyete yapılan operasyona sessiz kalan dilsiz şeytanlar. Gerçekten Cumhuriyet Gazetesi bir operasyona maruz kaldı, hem de çok sinsi bir operasyona. Bir Cumhuriyet Bayramı'nda gösterime giren Mustafa Belgeseli piyasaya sürülüp bolca parlatılan Can Dündar sessiz sedasız, telifli bir yazar olarak Cumhuriyete gelir ve ilk yazısı 25 Ekim 2013'te yayınlanır. 17-25 FETÖ darbesinden çok kısa bir süre önce Cumhuriyet'e gönderilen Can Dündar, ilk yazısında ne kadar kökten cumhuriyetçi olduğunu anlatarak operasyona damardan girmiştir. Kısa süre sonra başlayan 17-25 darbesini Cumhuriyet, yolsuzluk iddiasıyla büyük operasyon, pimi çektiler manşetiyle gazete gibi görür. Ama artık uyuyan canın uyanma vakti gelmiştir. O dönemde Cumhuriyet Vakfı'nda hareketli günler yaşanmaktadır. 12 Eylül döneminde yurt dışına kaçtığı için hakkında kesinleşen 7,5 yıllık hapis cezasından yurt Aydın Engin, 12 yıl sonra ve tam da o günlerde tekrar Cumhuriyet'e avdet etmişti. Bu ve beraberindeki takviyelerle yönetimdeki Orhan Erinç'in de eklenmesiyle birlikte Başkan Akın Atalay yeterli desteğe kavuşmuş ve operasyon için düğmeye basıldı. Cumhuriyette de paralel yönetim devri başlamıştı. Toplantılar dışarıda birileriyle yapılıyor ve kararlar da paralel yayın yönetmeni Can Dündar tarafından uygulanıyordu. Nitekim Aydın Engin'in yazılarına başladığı 3 Ağustos 2014 günü, Can Dündar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan'a seviyesiz hakaretlerden oluşan Arkadaşımın Babası yazı dizisi de 3 gün yarım sayfa anonslanıp yayına başlamıştı. Bu yapılanların gazetecilikle de muhalefetle de ilgisi olmadığını ve Cumhuriyet'in genleriyle oynandığını dile getiren yayın yönetmeni İbrahim Yıldız'ı dinlemek bir tarafa yıldırıp uzaklaştırmak için her şey yapılıyordu. Nitekim sessiz bir 11 Eylül saldırısıyla 34 yıllık emektar kovulmuş ve bir 12 Eylül darbesiyle de FETÖ'ye yumuşak geçiş dönemi başlatılıyordu. Görevi ilk yazısında velinimeti olan Cumhuriyet Vakfı'na selam çakan Utku Çakır Özer teslim almıştı. İçerideki derin FETÖ yapılanması tamamlandıktan sonra da 1 Şubat 2015 tarihli Cumhuriyet'te Vakıf Yönetim Kurulu imzasıyla yayınlanan açıklamayla geçici yönetim kadrosu tümüyle gönderilmişti. 10 Şubat tarihli duyuruyla operasyon Sarimen itina ile tamamlanmış ve gizli yayın yönetmeni Can Dündar, resmen yönetimi ele geçirmişti. 10 günlük bir düşünme süresinden sonra vakıf yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda icra kurulunca alınan karar uyarınca ne kadar doğal bir süreç ve her gün FETÖ emrinde devlete ve millete operasyon düzenleyen nur topu gibi yepyeni bir cumhuriyet çıkmıştı ortaya. Evet gerçekten cumhuriyet bir operasyon yedi ve genlerine kadar değişti. Bu da yetmedi. Cumhuriyet'e ait ne varsa hepsi satıldı. Anlayacağınız o eski cumhuriyet madden de manen de bitti. Ey cumhuriyete operasyon sakızı çiğneyen samimiyetsizler. Cumhuriyet sizin için gerçekten önemli idiyse bu operasyonlar yapılırken neden hiç sesiniz çıkmadı? Taraftaki benzer operasyona direnerek aylarca işsiz kalmayı göze alıp bize eyvallah diyen o onurlu yazarlar gibi bir duruş sergileyerek İbrahim Yıldız'ın peşinden giden tek kişi neden çıkmadı? Ha, bu son operasyon da iyi araştırılmalı. Çünkü zamanlaması pek manidar. Zira Can Dündar'ı göreve getirmek için yapılan FETÖ operasyonu döneminde Cumhuriyet Vakfı'na yapılan usulsüz atamalar Mustafa Balbay ve Alev Coşkun tarafından yargıya taşınmıştı ve 24 Kasım'daki duruşmada muhtemelen bu yetki gaspı tescil edilecekti. Bu operasyondan sonra 24 Kasım'da öyle bir karar çıkar mı? Çıksa bile nasıl yorumlanır? Nuhal Bayrak Star.